Nereden buldun bunu? Sen bana inanmadın Ozan. Ben sana söylediğim zaman sen bana inanmamıştın. Ama ben bir şeyler sakladıklarını biliyordum. Aynı lisedelermiş. Ortak arkadaşlarından fotoğraflarını aldım. Eski arkadaşlarmış. Bak bak, bu fotoğraflara iyi bak. Belki de eski aşıklardır. İyice gözden geçir. Kendi gözlerinle gör. Bana inanmıyorsun ama yalan söylemiyorum ben. Berçin, bak eğer bu da senin oyununsa, bu fotoğrafları da sen hazırladıysan çok kötü şeyler olur. Ozan, gerçek diyorum. Ben yaptırmadım hiçbirini. Bunların hepsi gerçek. Ya Ozan, sence dersimi almamış gibi mi görünüyorum ben? Aşk olsun. Kimseye iftira atmıyorum ben. Lisedeyken beraberlermiş. Hem git kime soracaksan sor, öğren. Annem niye arıyor seni? Bilmem, bir şey soracak herhalde. Efendim Jülde teyze. Sen haklıymışsın kızım. Kaan'la Aslım'ın ilişkisi varmış. Ne? Sesin kesiliyor, bir daha söyler misin? Kaan'la Aslım'ın ilişkisi varmış. Şimdi oteldelermiş, ben oraya gidiyorum. Anne ne diyorsun sen? Ozan, sen orada mıydın anneciğim? Evet buradayım. Ne demek Aslım'la Kaan'ın ilişkisi var? Ozan, Kaan'ı takip ettim. Sonra da otele gittiklerini öğrendim. Şimdi ben oraya gidiyorum. Suçüstü yakalayacağım o rezilleri. Seni aldatmak neymiş göstereceğim o Aslım'a. Sen hiç merak etme anneciğim. Jülde teyze, peki hangi oteldelermiş? Annem söyledi mi hangi otel olduğunu? Söyledi. Yürü gidiyoruz. Ozan, emin misin peki? Yürü dedim. Bak Berçin, eğer bu da senin tuzaklarından biriyse bu sefer seni elimden hiç kimse alamaz. Yürü. Berçin ne yaptı bakalım? Bulabildin mi bir şey? Ne yapıyorsun? Yine bir oyun peşindesin değil mi? Ay hayır, ne alakası var? Anneme yazdım gecikebilirim diye. Doğru söyle Berçin. Annenin bu işle bir ilgisi var mı? Ozan ne alakası olacak? Kadının derdi başından aşkın zaten. Hem Hediye Hanım'la olanları hatırlamıyorsun herhalde. Belki de bu yüzden aslında intikam almak istiyorsunuzdur. Olamaz mı? Madem öyle, Jülde teyze neden işin içinde? Sen neden karına güvenmeyip benimle otele geliyorsun? Ozan kabul et. Sen de şüpheleniyorsun. O otele gidiyorum çünkü Aslım'ın masum olduğunu biliyorum. Yine pis işler dönüyor belli. Annemi de kandırmışsınız. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak. Merak etme. Aslım'la Kaan'ın sarılmış fotoğraflarını bulup gösterdim. Dahası şu an Ozan'la arabada onları basmaya gidiyoruz. Sonra anlatırım. Aslım kocasını aldatıyormuş. Gör bakalım Tarık, gör. Öz kızın ne haltlar karıştırıyor. Ana kız ahlaksız bunlara yol. Yok ama ben biliyordum. Ben böyle olacağını biliyordum. Ta Kaan'dan önce biliyordum ben. Sana söyledim. O kız senin sandığın kadar iyi bir kız değil dedim ama sen beni dinlemedin. Senin yanında iyilik meleği gibi takıldı çünkü. Ama Berçin, Berçin yalancı, Berçin iftiracı.
O kız iyi bir kız değil. Ama kimse inanmadı bana. Ne kadar kötü bir duygu, sen biliyor musun? Yeter! Sus artık. Gidiyoruz Berçin. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Bakanlığım olsun. Bu işin arkasından annen ya da sen çıkarsan ikinizi de yakarım. Ne oldu ya? Ne oldu şimdi? Nereden geliyor bu duman? Bozulacak zamanı buldun. Ne olmuş Ozan? Bilmiyorum Berçin, bilmiyorum. Araba bozuldu. Ya tamam, ne bağırıyorsun? Sakin ol. Olamam. Karım hakkında saçma sapan iftiralar atıp benden sakin olmamı bekleyemez. Tamam. Arabayı tamir et, iftira mı değil mi kendi gözlerinle gör. Allah'ım yarabbim ya. İftiraymış. Sıkıntı yok gibi. Yağ da var. Berçin direksiyona geç. Ben sana marşa bas deyince marşa bas, tamam mı? Tamam. Bas! Bas şimdi! Tamam. Bizi şimdilik idare eder. Geç hadi gidelim. Ozan. Ozan biraz yavaş, korkuyorum ya. Sıkı tut. Bu taraftan mı? Doğru mu gidiyorum? Evet evet. Şu köşeyi dönünce. Az sonra Aslım'ın ne işler çevirdiğini de göreceksin. Kaan dur! Yaklaşma Aslım dedim. Tamam. Tamam yaklaşmıyorum. Kaan. Ne olur bak gel oturup konuşalım. Bir çözüm yolu bulalım. Hiçbir sorun canına kıyacak kadar önemli değil. Konuşulacak bir şey yok Aslım. Çaresizim Aslım. Babamın başıma saldığı beladan ancak böyle kurtulurum. Daha fazla yaklaşma. Atacağım kendimi. Saçmalama! Saçmalama dur! Polise gideriz. Hak var, hukuk var, anlatırsın her şeyi. Yakalatırız o adamları, çözeriz bu meseleyi. Hayır çözemeyiz. Polise gidersek annemi de kardeşimi de öldürürler. Etrafımdaki herkes tehlikede. Sen bile. Benim dayanacak gücüm kalmadı Aslım. Başka kurtuluşum yok. Kaan ne olur. Kaan ne olur dinle beni. Önce bir sakinleşelim, oturalım konuşalım. Hayır. Borcu ödemedikçe konuşulacak hiçbir şey yok. Tamam. Tamam o zaman biz de borcu ödemenin bir yolunu buluruz. Gerekirse Ozan'a gideriz. Ozan'dan yardım isteriz. 2 milyon Aslım. 2 milyon. Kimden isterim? Kim verir o kadar parayı bana? İnsan babasının onunla vermez bir o kadar parayı. Ozan Bey'miş. Ozan Bey de vermez. Ölmekten başka çarem yok benim. Kaan dur! Yaklaşma! Tamam. Tamam yaklaşmıyorum.
Bak ben buraya oturacağım. Sen de otur, tamam mı? Sakince oturup konuşalım lütfen. Bunca yıllık arkadaşlığımızın hatırı için dinle beni, ne olur. Hadi. Hadi artık, hadi, hadi. Nerede kaldı bu kadın? Ozan da yok. Aslında daha fazla oyalayamam ki. Tamam. Tamam işte böyle. Şimdi sakince oturup konuşalım. Tamam, çözelim şu meseleyi. Karşında beni görünce yalan söyleyebilecek misin Aslım? Kurtulacağım senden. Anneni de seni de o geldiğiniz çukura geri göndereceğim. Sakinleştin değil mi? Sadece konuşacağız. Hem belki bir çözüm yolu da buluruz. İstediğin kadar konuşalım Aslım. Ama çözüm falan bulamayız. O adamlar şeytan. Senin gibi meleği bile yakar onlar. O zaman ben daha da kahrolurum. Bana yaptığın onca iyilikten sonra sana zarar geleceğine öleyim daha iyi. Ozan arıyor. Ona her şeyi anlatırız, o çözer. Hayır! Açma! Aslım, bak yerin dibine girmişim, rezil olmuşum zaten. Başka kimse öğrenmesin. Açma lütfen. Tamam. Tamam kanka, sakin ol. Yaklaşma! Git buradan! Ölmekten başka çarem yok benim. Ölüm benim için tek kurtuluş. Git! Tamam kan, tamam sakin ol, dur. Tamam, açmıyorum. Tamam bak, açmıyorum. Ne olur hadi sen otur. Sen sakin ol, yeter benim için. Tamam açmadım bak. Anlatmayacağım da kimseye hiçbir şey, söz veriyorum. Kimse hiçbir şey öğrenmeyecek. Aslım. Çok yoruldum. Babamın başıma sardığı beladan başka bir halta yaradığı yok. Tek başıma her şeyle mücadele ediyorum. Buraya geldim, senin başına da dert oldu. Olur mu hiç öyle şey Kaan? Biz çocukluk arkadaşıyız. Ben senin için elimden gelen her şeyi yaparım, bilmiyor musun sen? Kaan dur! Tek başıma ayakta durmaktan yoruldum. Elini uzatan, omuzlarımdan yük alan kimsem yok bu hayatta. Birinin gelip tamam her şey düzelecek demesine o kadar ihtiyacım var ki. Elimi tutup beni bu bataktan çıkarmasına o kadar ihtiyacım var ki. Thank you.
ne olur yapma böyle. Ne olur bak, her şey geçecek. Her şeyi çözeceğiz. Sen bırakma kendini. Aslım. Çok sağ ol. İyi ki yanımdasın. İyi ki buradasın. Yoksa ne yaparım ben? Tamam Kaan'cığım. Ben hep yanındayım. Ben hep buradayım, tamam mı? Sen güçlü ol. Aslım. Benim için çok değerlisin. Seni seviyorum. Sizi adiler. Jülide anne. Anne deme bana. Şu halinize bak. Utanmıyor musunuz be? Utanmıyor musunuz? Sen ne adi, ne aşağılık bir kadınmışsın. Nasıl yaparsın bunu oğluma? Nasıl aldatırsın Ozan'ı? Jülide Hanım, yanlış anladınız. Ne olur açıklamama izin verin. Yemin ederim. Sus! Senin yalanlarını dinlemeyeceğim. Gözlerimle gördüm. Sarıldınız birbirinize. Sevginize haykırdınız. Jülide Hanım bakın. Sus! Ne zamandan beri aldatıyorsun Ozan'ı? Para için mi girdin onun koynuna? Aşığınla bir olup oyunlar mı çevirdiniz? Bunun için mi girdiniz ailemize? Hadi Ozan. Gel artık. Bu manzarayı senin kaçırmanı istemem. Jülide Hanım bakın, biz burada... Kes! Senin gibileri adam yerine bile koymam ben. Benim derdim bu, utanmazlar. Jülide Hanım, yemin ederim ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Bakın siz yanlış anladınız. Hala namuslu numaraları yapıyor. Ya çıldıracağım. Gözlerimle gördüm işte. Şoförümle otel köşelerindesin, yalan mı? Asla. Kaan. Kaan yalvarırım, sen de bir şey söylesene ne olur. Ne söyleyecek aşığın? Ne söyleyecek? Yalanlarınıza yeni yalanlar mı ekleyeceksiniz? Şükrü Hanım. Ne olur yapmayın. Sen her şeyi para için yaptın. Para için girdin oğlumun koynuna. Sonra ne yapacaktın? Aşığınla bir olup kaçacak mıydınız? Hayır. Hayır, ne olur inanın bana. Ben bunu nasıl yaparım Ozan'a Jülide Hanım? Sen beni salak mı zannettin? Ha? Aşığınla seni yakalayacağımı hiç düşünmedin mi? Sen her şeyi para için yaptın. Oğlumun gözünü boyadın. Ama ben senin gibileri çok iyi bilirim. Ben senin başından beri para peşinde olduğunu biliyordum zaten. Allah Allah, düşüşe kim gibi? Ne kavgası bu? Polisi arıyorum hemen. Sen bana baksana. Gözlerimin içine bak, iyice bak. Senin yalanlarına inanacak göz var mı bende? Oğlumu kandırabilirsin, evet. Çünkü o dünyanın en iyi insanıdır, kötülük nedir bilmez. Ama beni kandıramayacaksın. Jülide Hanım, sakin olun. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Hepimizi ayakta uyutabileceğini mi zannettin? Jülide Hanım, yemin ederim Kaan'la benim aramda hiçbir şey yok. Ben Ozan'ı seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ozan'a böyle bir kötülüğü nasıl yaparım ben? Kaan benim çocukluk arkadaşım. Bu aralar birkaç sıkıntısı vardı, o kadar. Yeter! Senin yalanlarını dinlemeyeceğim. Gözlerimle gördüm işte. Sarmaş dolaştınız. Seni sevdiğini söyledi. Sen benim oğlumu kandırdın. Ben hayatımda böyle bir rezillik görmedim. İğreniyorum senden. Jülide Hanım bırakın. Lütfen bırakın ne olur. Ozan da görecek rezilliklerini. Ve hayatından defolup gideceksin.
Nabzı kontrol et. Hayır. Aslım. Aslım kendine gel. Hayır olamaz. Hayır. Şeride anne. Hayır. Sakın kırlatmayın. Ambulans aranın. Çabuk, çabuk. Başını çevirin, başını. Durun, oynatmayın. Hayır, kıpırdatma. Jülide anne! Hayır, 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 hayır. Aslı. Aslı, kendine gel. Hadi aşağı inme.